Piyasa masasından merhaba. Bugün 28 Temmuz günlerden Salı efendim. Şimdi bir rakamlara bakalım. Borsa İstanbul birazdan başlayacak ama Viyop açılışını gerçekleştirdi. %0.2'lik bir primle başladı Viyop. Diğer taraftan dolar, TL ve euroya da bakacağız. Viyop'ta şu an %0.4'lük kayıp gözüküyor. 1351 seviyesinde. Dolar, TL tarafında dün enteresan bir hareket gördük biz. 6.98'lere, 6.96-6.98 seviyelerine kadar yükseldi. Tekrardan bir geriledi saat akşam 9 itibariyle. Bu sabah da baktığımızda %0.1'lik bir primi var. Biraz hareketli görünüyor dolar, TL tarafı. Euro, TL 8.07-29 ama biz dün Euro, TL'yi 8.21-78 seviyesiyle tüm zamanların en yükseğinde görmüş durumdayız. Bu sabaha baktığımızda 8.07 seviyesinde işlemlerin devam ettiğini söyleyelim. 8.21.78 seviyesini gördükten sonra akşam saatlerinde tekrardan bir geri çekildi. Ama Euro TL tarafı tabii pariteyi de yakından takip ediyor. Parite de 1.17'nin hemen üzerinde. Bir ABD vadeleri de verelim aslında, rejiden rica edelim. Arkasından Ağlatçı'ya döneceğiz. Barış Ürkün olacak. Amerikan vadeleri sabah açılışta yönsüzdü. Şu an Nasdaq vadeli sadece biraz primi var. Dow Jones'ta, S&P'de kararsız bir açılış başladı. Açılışa başlamışa benziyorlar. Ağlatçı yatırıma girelim. Barış Ürkün karşımda. Barış Ürkün şimdi kararsız bir güne başlanmış gibi görünüyor. Yalnız döviz tarafı hariç tutuyorum ve altın tarafı. Neler aktaracaksın? Günaydın, yayınlar diliyorum. Evet, yani hafta başı itibariyle baktığımızda piyasalar, yani dün itibariyle fiyatlamalar anlamında, yine aslında gelişmeler anlamında önce değinecek olursak yine birbirine benzer gelişmeler aslında yine gündemimizde. Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Yani bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Amerika'da ve devam eden artışlara yavaş yavaş Avrupa'dan da bazı ülkeler eşlik etmeye başladı. Buna ilişkin olarak da bazı ülkelerin kısıtlama önlemlerini yeniden arttırdığına yönelik haberlerin de geldiğini görüyoruz. İspanya, İngiltere, Belçika gibi ülkelerde biraz daha bu önlemlerin arttığına şahit oluyoruz. Bu gelişmeler fiyatlamalara çok fazla etki etmiyor. Daha çok beklentiler biraz daha mali politika yönündeki teşviklerin devam edeceği şeklinde, ki FED'den gelecek olan açıklamalar şu anda bekleniyor. Bu görüşmelerin de devam edeceği bu hafta içerisinde endekslere yansımalarını çok fazla olumsuz anlamda etkilemediğini dün itibariyle gördük. Tabii değinmemiz gereken fiyatlamalar anlamında iki tane önemli gelişme var. Bir tanesi ons altındaki dün itibariyle meydana gelen sert yükseliş ve dün itibariyle yine dolar TL kurunda meydana gelen yine sert yükseliş. Altından devam edecek olursak, zaten ben uzunca bir zamandan beri yani vurguluyorduk yani yükseliş trendinin devam edebileceği şeklinde ve bu noktada da benim hedefim özellikle kademe kademe yükselişlerle 1950 dolara geçtikten sonra 2000 dolara yaklaşacağı şeklindeydi ve dün özellikle işte yaşanan gelişmeler yine aynı ama bu gelişmelerin şiddetinde yavaş yavaş artışlar var. İşte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi vaka sayılarındaki artışın biraz da ön plana çıkmasını yarattığı bir güvenli varlık tarafına doğru eğilim. Daha fazla likitte destekleri, işte FED'den biraz daha güvercin duruşu destekleyici bazı beklentiler ve ABD için arasındaki gerilimin biraz daha artarak devam ediyor olması ve bunun da artacağının beklentisini sürüyor olması güvenli varlıklar tarafına doğru eğilimi güçlendirmiş durumda. Nitekim spot ons altında 1981 doları ve vadeli altın kontratlarında da 2000 dolar seviyelerinin test edildiğini gördük. Tabii bu seviyeler hızlı bir şekilde geldikten sonra bir miktarda bir düzeltme hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Yeniden bir 1938-37 dolara doğru bir geri çekilme hareketi var. Ama genel itibariyle baktığımızda bu gelişmeler yerli yerinde durduğu müddetçe, bu beklentiler sürdüğü müddetçe, bu tarz geri çekilmelerden sonra belli destek noktalarından tekrardan yükseliş eğiliminin olabileceğini de açısından ons altın tarafını da bekliyorum. Bu aşamada 1921-2011 yılındaki zirveydi. Orayı geçtikten sonra hızlı yükseliş gördük. İlk destek noktası olarak da önümüzdeki günler içerisinde ben orayı takip etmeyi sürdüreceğim. Bu seviye üzerindeki kalıcılık yukarı hareketi destekleyebilir diye açısı düşünmeye devam ediyorum. Dolar TL'ye bakacak olursak da evet, dün akşam saatlerinde hızlı bir yükseliş meydana geldi. Siz de bugün sabah yayınlarında değindiniz. Bazı teknik bir gelişmeden kaynaklı olarak bir hızlı bir yükseliş 6.98'e doğru meydana geldiği söylentisi mevcut. Bunun dışında dün Euro TL'nin de son zamanların daha doğrusu rekor seviyede yükselmiş olmasının bir etkisi de Dolar TL'yi etkilemiş olabilir şeklinde yorumlar yapılıyor. Ama tabii bu hareketlere baktığımızda 6.98 yükselişinden sonra normale döndü gibi gözüküyor. Fakat şu aşamadaki yani fiyatlamalara baktığımızda 6.86-83 bandından bahsediyoruz 17 Haziran'dan bu yana. O bandın üzerinde bir hareketlenme var. O yüzden herhalde önümüzdeki günler içerisinde bunu da yakından izlememiz gerekecek diye de açıkçası düşünüyorum. Yani bu bağlamda bu kısa haftada bizim için
yarınki enflasyon raporundan çıkacak sonuçları da piyasalar herhalde merakla bekliyor. Buradan çıkacak sonuçlara göre de fiyatlamaların yönünde de bir miktar değişiklik olabilir diye açısı düşünmemiz gerekecek. Bu aşamada baktığımızda 6.86 üzerinde eğer tutunma meydana gelecek olursa önümüzdeki günler içerisinde yeniden 6.90 ve üzeri seviyelere doğru bir hareketlenme eğiliminden de bahsedebiliyor olacağız diye söyleyebilirim. Dün itibariyle endeksten 2.0 atıldı ve ilk işlem gününü tamamladık. Bu ilk işlem gününde yine yurt dışına paralel şekilde yukarı yönlü bir eğilim olduğunu gördük. Fakat endekste de 1200-1203 seviyeleri üzerine doğru da bir henüz kalıcılık yakalamış değiliz. O yüzden de orayı da yakından izlememiz gerekiyor. Yani bu sabah saatlerinde açılışa baktığımızda Viyop tarafına, yani yurt dışı tarafta ABD valileri hafif pozitif yatay seyirde. Asya piyasasında da yine o şekilde bir hareketlenme var. Viyop tarafında hafif negatif bir başlangıç yaptık. Endeks tarafında da 1180-1170 bölgesi üzerinde tutunmayı aramaya devam edeceğiz. Yani bu bölge üzerinde tutunma sürerse yukarı hareket eğiliminden bahsetmeye devam edeceğiz. Fakat burada biraz daha dikkatli olmamız gereken yerlerdeyiz. Çünkü birkaç zamandır denenen 1200-1203 seviyesi üzerinde bir kalıcılık yakalayamadık. O yüzden önümüzdeki bu kalan günler içerisinde bu seviyenin üzerinde bir tutunmayı da arıyor olacağız. Eğer bu yakalanabilirse ondan sonraki seviyeler 1230-1240 seviyelerine doğru yükselişleri beraberinde göreceğiz diye açısı düşünüyorum diye orayı da tamamlayayım. Barış Ülkün, teşekkür ederim aktardıkların için. Bu arada birkaç şirket haberini ben de sizlere aktarayım. Arkasından Baki Atilla'yla sohbetimize başlayacağız. Çemtaş'la ilgili bir haber var. Ziraat Yatırım sabah stratejisine göre. İkinci çeyrekte ana ortaklık net dönem kârı yıllıkta %5.5 artışla 25.1 milyon TL oldu. Biraz detay verecek olursak şirketin brüt kârı geçen yıl aynı dönemine göre %32,1 oranında geriledi ve 23.1 milyon TL oldu. Operasyonel giderler aynı dönemde %14.6 oranında geriledi. Diğer faaliyetlerden 5.4 milyon TL gelir kaydedildi denilmiş. Türk Traktör'le ilgili olarak aktaralım haberi. İkinci çeyrekte net dönem kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre 62.8 milyon TL arttı, 76.6 milyon TL yükseldi. Enteresan bir artış olmuş bu. Piyasa beklentisi şirketin bu çeyrekte 63 milyon TL net dönem kârı açıklaması yönündeydi. Satış gelirleri ikinci çeyrek 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 7.2% oranında arttı. Şirketin brüt kârı aynı dönem itibariyle %40 oranında arttı, 178.1 milyon TL olduğunu ifade edelim. İş Bankası ile ilgili bir başka haber yapılan kapa açıklama. Moka Ödeme Kuruluşu anonim şirketinin 3.8 milyon dolara satın alınması için genel müdürlüğe yetki verildi. %100 oranında payın 3,8 milyon Amerikan doları bedelle banka tarafından satın alınmasına ilişkin genel müdürlüğe yetki verildiğine dair haber. Ve Kardemir'e bakalım. Olağan genel kurul asgari toplantı çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi diyor Kardemir. Şirketin 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısı asgari toplantının hesabının sağlanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi diye açıklamada var. Ve Karel Elektronik ile ilgili bir başka şirket haberimizi aktaralım size. Dün çeşitli sosyal medya sitelerinde şirket tarafından Vodafone Telekomünikasyon AŞ'den ihale alındığına dair haber ve söylentilerle ilgili şirket açıklama yapmıştır. Buna göre şirket Vodafone AŞ'nin bölge çözüm ortaklığı işi için teklif vermiş olmakla birlikte Vodafone Telekomünikasyon anonim şirketinden şirket tarafına henüz resmi bir yanıt gelmediği bildirilmiştir. Şirket hisseleri dün %4.44 oranında prim yapmıştı. Ve son olarak otomotiv sektörüyle ilgili bir bilgi de aktaralım. Türkiye Elektrik ve Hibrit Araçlar Derneği bu yılın ilk yarısında satılan elektrikli ve hibrit otomobil satışlarını açıkladı. Buna göre ilk 6 ayda %100 elektrikli otomobillerden 173 tane, hibrit modellerden 4689 adet satılmıştır. Açıklanan verilere göre 2020'nin İlk 6 ayına rakamlar artmıştır, satışlara geçmiştir denilmiş. Borsa İstanbul açılışını gerçekleştirdi. Bugün 1197 seviyesinde %0.1 primle başladı. Az önce Viyop'u aktardım size. Orada %0.48'lik bir değer kaybı vardı. Ancak BIST buna karşın artıda başladı. %0.1 primiyle beraber.
Baki Atilla karşımda. Baki, iyi sabahlar. Günaydın. Konu çok Baki. Önce tabii bilançolar başladı. Neler bekliyorsun bilançolardan? Sen hangi sektörlerde daha iyimsersin? Mesela Arçelik'in geldi bilançosu. Bu pandemi döneminde iyi geldi. Sanırım herkesten ekmek yapma makinesi mi aldı diye şakalaşıyordum az önce. Selçuk'la, editörümüzle. Evet. Ne dersiniz? Nasıl bekliyorsun? Faizlerdeki indirimle beraber Arçelik'in üzerinde bir de euro dolar paritesi yukarı çıkınca, Arçelik'in ihracatı da euro bazlı olunca, borçluluk da döviz bazlı, dolar bazlı olunca işte Arçelik için daha güzel oldu. Zaten model portföyleri de etap etap girmeye başladığını görüyoruz kurumlar arasında. Diğer taraftan baktığımızda zaten demir çelik sektörü zayıf gelecek. Zaten havacılık sektörü zayıf gelecek. Petrokimya zayıf gelecek. Ana zayıf gelecek olan bunlar. İyi gelecek olanlar da telekomünikasyon sektörü ağırlığı üzerinde gidecekti. Şimdi onun da etap etap bilanço fiyatlamasını gördük. Şimdi gayrimenkul sektörünün toparlanma emarelerini göreceğiz. Onun da fiyatlamasını etap etap görüyoruz ama genel olarak ben hep dediğim bir şey var. İkinci çeyrek bilançolarını düşünerek yatırımcılar pek yatırım bölümüne kaymadılar ağırlıklı olarak. Üçüncü çeyrek ve sonrası ki yani bu hızlanma da şeyden kaynaklandı. Kamu otoritelerinin faiz indirimlerinden yani konut kredisine verilen 0.64'e kadar düşmüş olan faizler, ikinci el faizlerle beraber. Otomotiv sektöründe 0.49 faizler, beyaz eşya, kahverengi eşya ve elektronik tarafına baktığımızda net bir şekilde bileşim sektörüne baktığımızda işte peşin fiyatına 10 taksitler. Bir anda faizlerdeki çok hızlı bir şekilde geri çekilme ertelenmiş dediğimiz bütün sektörler için geçerli olan bir talebi ön plana çekti. Dolayısıyla 3. çeyrek bilançoları son derece olumlu gelecek görüntü itibariyle. İşte bunların yansımasını 2. çeyrekle karma ederek yolumuza devam ediyoruz. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, telekomünikasyon ve bilişim sektörünün bilançoları iyi gelecek ama şimdi fiyat hareketine baktığında da Mart ortasına itibaren onlarda değişik bir V hareketi var. Dolayısıyla bu saatten sonra alacakları 4. çeyrek bilançosu üzerinde olacaktır. Orada da bakmamız gereken nokta tamamıyla faiz hassasiyeti, yani faizlerdeki düşük seviyesinin ne kadar düşük olmasının ne kadar önemli olduğunu başta konut sektörü olmak üzere gördük ki ona bir düzenleme geldi hemen. Otomotiv sektörü üzerinde gördük ki iç talep son derece inanılmaz derecede arttı. Yani yılın genelinde artması beklenen oranları biz sağ olsun 2 ay içerisinde yakalayınca o tarafa da bir faiz tarafında bankalarca bir düzenleme geldi. Kamu bankalarınca bir düzenleme geldi. 6 tanesi şey dışında bırakıldı, kredi dışında bırakıldı, fiyat artışı yaptı diye. Şimdi bu etap etap krediyi de kontrol etme amaçlı, cari açığı da biraz kontrol etme amaçlı bir şekilde ödemeler dengesini de rahatlama sağlamak için bu faiz tarafında bir toparlama, buradaki faiz derken kredi faizini kastediyorum tabii ki. Oradaki biraz ne diyelim, soğutma çabalarıyla beraber yılın son çeyreği için iyi bir bilanço hazırlıkları olacaktır diyorum. Yani şöyle bakmak lazım, basit mantık üzerinden gittiğimizde. Bütün ekonomiler şu anda açık. Yani kapalı bir ekonomi yok. Karantina şeyleri işte en son şeyi okudum ben. İspanya'ya tatile giden İngiliz vatandaşları döndüklerinde karantina alınacaklar. Net kapalı bir yer yok şu kompozisyonda. Ekonomiler açık. Bütün liderlerin söylediği de ikinci inşallah olmaz. Öyle bir teknik olduğu takdirde ekonomileri kapatmayacağız. Bu birinci derecede petrokimya şirketlerine yarar. Çünkü onlardan ham madde talep etmeden ağırlıklı olarak ben herhangi bir şey üretemiyorum. O tarafa bakmak lazım. Dolayısıyla ben olsam ağırlığı bundan sonraki bölümde petrokimya tarafına verirdim. Dolayısıyla bilançomu da geçmişle beraber güzel bir kompozisyonun içerisinde tutardım. Ama yani biraz önce de Barış anlattı. Altın fiyatlarındaki yükseliş yani... O orada başka bir hikaye anlatıyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri başka bir hikaye anlatıyor. Yani hikaye çok olunca parayı muhakkak elimizdeki birikimi muhakkak minimum 3'e bölmek gerekiyor. Yani tek tabanca olarak borsa tarafından ben gitme taraftarında değilim. Bir de endeksin geldiği seviyelere bankacılık sektörü eşlik etmeyince yani 120.000'i kırmada bankacılık 1200'ü kırmada bankacılık endeksinin devreye girmesi gerekiyordu. O da bir türlü devreye girmeyince biraz sakinleşme, dolayısıyla biraz tatil moduna girme daha yararlı olacaktır gibi gözüküyor şu kompozisyonda. Peki Baki, dün şimdi biz hem dolar tarafında hem euro tarafında bir hareket gördük. İşte birkaç tane altında yatan nedenle sıralanmış analistler, yurt dışından yabancı analistler şu olabilir, bu olabilir, bundan olabilir, şundan olabilir diye ama hareket çok keskin oldu. Yani keskin oldu, keskin geldi. Bu bir pozisyon düzeltmesi miydi acaba? Dolar TL için de konuşuyorum, ikisi için de.
Şöyle söyleyeyim, Euro'daki hareket bir şaşırtıcı bir hareket değil. Zaten Euro-Dolar paritesine bakarsak o genel olarak herkes dolara baktığından Euro aradan sıyrıldı diyebiliriz onu. Yani o pariteyle beraber normal. Ama dolar TL'ye baktığında şimdi biz de gördük ilk önce işte 7 seviyesi de gözüktü. Diyorsun ki bir şey mi oldu? İşte bir kısmı senin de dediğin gibi yani net şundan diye denemiyor. İşte Yunanistan'ın boykot çağrısı vardı. Bir kısmı diyor ki işte Trump'a veto etkisi veren yasa tasarısı senatodan rahat bir şekilde geçiyor. Söylemleri bir anda dolaşmaya başladı. Ama net olan bir şey var. Kurdaki oynaklığın artması, işte o biraz önce Barış'ın da söylediği 6.83-86 destek bandını 6.85 alt tarafını 2 pips daha yukarı çıkardı. Diğer taraftan bakıyoruz. Son bir haftadır, bir buçuk haftadır periyotta Avrupa Birliği tarafından bir Türkiye'ye yönelik söylemlerde bir sertleşme var. Dolayısıyla bu da tedirginlik yarattı. Ama diyeceksin ki hepsi aynı noktada buluşu saat 7.30 gibi mi akıllarına geldi diye. İşte oradaki soru işareti de oluyor. O saatte, o boşluk saatinde nasıl oldu bir iş? Piyasa devam ediyor ama dediğim gibi CDS'lerde bir yukarı hareket var. CDS'de yukarı hareket var. Tahvil faizinde gevşeme yok. Gösterge tahvil 10 bandına oturdu. İşte Merkez Bankası'nın adımını bekliyorsun. Fed bekliyorsun. Şimdi böyle ben sana 7 tane bahane sayabilirim ama gerçek bahane işte uyumsuzluk diyebileceğimiz ve kurdaki volatilitenin artması. Ama bunda da ne kadar nasıl diyelim ona, seni bu cevap mutlu eder. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim, beni de pek mutlu etmez ama net olan oynaklığın artması bizim için sıkıntı yaratıyor. Bunu da dediğim gibi istediğin hemen hemen 7 tane sebebin hepsine de bağlayabilirsin. Bunun yarısı siyasi, yarısı da makroekonomik gerçekler ama onun haricinde net şudur cevabını ben hiçbir yerde okumadım, duymadım da öyle söyleyeyim. Ben de baktım bugün bayağı bir analistler neler söylemiş haber kaynaklarına. Ben de pek göremedim. Olasılıklardan bahsedilmiş. Bilmiyorum. Bugün de bakacağız ama sanki yani, bugün de hareketli gibi. Zor. Hareketli bak, başlamadı mı sanki? Çünkü 6 haftada bir yataydaydı. Normal. Hareketli olduğu normaldir. Çünkü dün sen o 7'yi gösterdin ya. Hı. Şöyle söyleyeyim, bana telefonlar şeyine gelmeye başladı. Dün 7'yi gördük, hayırdır bir şey mi oldu diye. Yani kimse 6.93 geçerken, 95 geçerken sormuyor. 7'yi gördük, hayırdır bir şey mi var? Şimdi bu psikolojik bir etmen. Yani bayağı bir süredir 7'yi görmüyorduk. Kısa bir bantta sıkışmıştık. 7'yi görünce işte dolar mı alsak, euroya mı dönsek tarzında bir anda sorular oluşmaya başladı ki yazlık bölgelerinde genelde eurocudurlar, bilirsin, dolarcı değillerdir. Yani diyorsun ki orada ekstrem bir şey oldu ama ne olduğunu, kaynağını bulamıyorsun. Kaynağını bulamayınca zaten ne olur, belirsizlik korkuyu tetikler. Dolayısıyla o da biraz yaz sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Harcamalar tarafında bir de bayram tatiline gireceğiz. Onun verdiği bir süre de var. Normalde şu hareket yarın olmuş olsa dersin ki işte pozisyon ayarlama ama erken bir tarihte oldu. Dolayısıyla tatmin edici bir cevap bulmak zor. Ama tedirginliğin artması yani dolar tarafına bakışı da arttıran bir etmen oldu karşımıza. O da hareketli diye oynaklı işte beraberinde getiriyor maalesef. Peki şimdi öyle bir durum var ki altını konuşmadan geçemeyeceğim. Gümüş de keza aynı şekilde beraber hareket ettiler. Hatta bu sefer evet. Hatta işte 2021 yılında 30 dolar bekleyen var ama zaten bu sabah 26 doları gördü gümüş mesela. Yani böyle bir çıktı mı 6 dolar falan çıkıyor. 20'den bir atladı 26'ya kadar geldi. En son 24'te. Sıkıntımız da o zaten. Altın enteresan. Yani bütün yabancı kurumlar yılın başında başka tahminlerle geldiler. Pandemide o tahminleri revize ettiler. Başka tahmin edin. Evet, 2000 dolar dediler. Şimdi şu an zaten vadeli de sabah erken saatte altın vadeli de 2000'den geçti. Zaten 1981'i gören bir altından bahsediyoruz. Şimdi olasılıklar ne? Bir tane kurum, yanlış olmasın, ya Goldman Sachs ya Morgan Stanley geçtiğimiz 2 ay, 3 ay önce 3000 dolar beklediğini yazmıştı. Birinde şimdi bulacağım 5 ben bunu. O 5000 de biraz fazla şeydi ama fazla diyoruz ama bilmiyorum. Çıkıyor. Yani ne bekliyorsun? Yani. Şimdi, yani gram altın daha geçen sene Aralık ayı gibi ya da ondan birkaç ay önce 200-270 TL civarındaydı gram. Tabii bir sene 5 ay olması lazım. 1,5 sene aşağı yukarı. Evet. Ne bekliyorsun yani sen? Sen ne bekliyorsun? Şöyle söyleyeyim, yani oradaki tahmini yapan arkadaşlar, altın tahmini yapan arkadaşlar da biz de aynı şeyleri yaptık. Yani şu döneme kadar ortalama 3 ya da minimum 3 kere tahminler değişti. Şimdi niye değişti? Yılın başında bambaşka bir dünya bekliyorsun. Beklediğin dünyada
Yani ekonomide kapanması diye bir şey söz konusu değil. Herkesin toparlanması ve güçlenmesi söz konusu. O zaman altını niye alacaksın? Dolayısıyla diyorsun ki altını bertaraf et. Ve ETF fonları da bunu yaptı. Altın pozisyonlarını azalttılar. Sonra baktılar pandemi denen bir şey çıktı, süreç çıktı. Ne olacak? İlk önce önemsenmedi. Sonraki ay dediler ki bu iş çok ciddi herhalde. Hemen pozisyonlar değiştirilmeye ama bir yandan da ürkütmemeye çalışıldı. İşte 1450 seviyeleri altında orada oluştu. Sonraki dönemde bu iş çok ciddi, ekonomileri V şeklinde toparlayacak ama buna aşı bulamayacaklar. Görüntü itibariyle bu aşı öyle yıl sonuna kadar 3 ayda 5 ayda çıkmayacak deyip ETF fonları da hızlı bir şekilde yılbaşındaki bıraktıkları hacmi tekrardan kazanınca, yani çekmeye başlayınca altında oldukça sert bir hareket gördük. Yani gram tarafına baktığında da 400'ü bir türlü geçemezken, kur da belirli bir banttayken bir anda 426 seviyesine geldi. Ons tarafına bakıyorsun, işte standart prosedür üzerinden gideyim. 1650'yi geçerseydi, yok 1750'yi geçerseydi. Şimdi rekorunu kırdın, 2000'e değerse moduna gitti. Bank of America'ymış bu arada. Sözünü kestim ama onu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü şöyle demiş, banka hedefini 18 aylık Nisan'da yapmış bu paylaşımı. 2000 dolarmış 18 aylık hedefi. Şimdi bak, 3000 dolara çekmiş Bank of America bu Nisan ayı. Evet. Nisan ayı Bank of America'dan gideyim. Nisan ayında 12 aylık periyotta sana 2000 diyor, 12 ay periyodu 4 ayda yakalıyorsun. Bundan sonraki periyotta da 3000. Şimdi 3000 ilk başlarda o dönemde de dahil olmak üzere 3005 bir şey biraz afaki geliyordu. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki pandemi konusunda ne olacağı tamamıyla bir muammaya düştü. Yani tamam ekonomileri açık tutacaksın da eğitim sistemi nasıl olacak? Spor müsabakaları nasıl olacak? Bunlar en basitleri, en güncel olduğundan ikisini söylüyorum. Şimdi baktığımızda diyorum ben Oxford seneye öğrenci almayacağını söyledi. Uzaktan erişimden yapacak. Futbol müsabakaları reklam sektörüyle beraber inanılmaz pastaya sahiptir. Hem futbol hem basketbol tarafı. Hem de Amerikan futbolu tarafını söyleyebiliriz. Bu beyzbol tarafı böyle çoğalarak devam edebilir. Global sporlardan bahsettiğimizde bu sektörlerde seyirci olmayacaksa nasıl olacak? O reklam pastaları olmayacak. Türkiye'de de bunun sorununu yaşıyoruz gördüğümüz gibi. Şimdi çalışma uzaktan erişime herkes alışsın moduna girmeye başladılar. Şimdi uzaktan çalışmaya tamam çalışabilecek sektör var, çalışamayacak sektör var. Onlar nasıl olacak? Bu muammaların yerine bir de garip bir şekilde Amerikan-Çin ticaret savaşının tekrardan gelmesi eklenince altındaki yükselişin hızlandığını gördük. Şimdi pandemi süreci ve pandemiyle yönelik belirsizlikler liderlerin açıklamasına baktığında bunu görebiliyorsun. Net bir şekilde hala işte 2021 sonuna kadar bu devam edebilir. 2022 diyen var. Böyle olduğu sürece altın beslenmeye devam edecek. Evet. Böyle olduğu sürece ekonomiler açılsa bile likitte vermeye merkez bankaları ve hükümetler devam edecekler. Zombi olsun olmasın istihdam sağlayan sektörlerin tamamını herkes tutmaya devam edecek. Amerikan tahviline yönelimin devam ettiği bir ortam olacak. Bu ortamda ön plana çıkan bölge görüntü itibariyle zaten parite de onu gösteriyor. Avrupa Birliği olacak. Avrupa Birliği'nin aldığı sert, akılcı ve tutarlı kararlar onların biraz daha rahat olmasını Amerika'nın işte sonradan hamleleriyle bir şeyler toparlayıp çalıştırdılar ama onların da büyümesinin öyle net V şeklinde olmayacağını, U'ya kaçan bir büyüme şeklinde olacağını gösterince işin evet. Rengi tamamıyla değişti ve dolar endeksinden de bunu görüyorsun. O da 93'lere geldi mesela. Son cümleni alayım. Bizim için iyi bir haber. Dolar endeksinin düşmesi bizim için iyi haber. Euro dolar paritesinin çıkması bizim için iyi haber. Bu fırsatları değerlendirirsek şu ortamdan en olumlu çıkacak ülkelerden biri de biz oluruz. Hayırlısı. Baki ağzına sağlık. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Baki Atilla'la. Piyasa masasının sona erdiriyoruz. Saat 12'de görüşmek üzere.